Can Cazim, hepinize merhaba. Okul öncesi rehabete çıkmış soruların benzerlerine yönelik soru çözüm videolarımızın ikincisinde 2022 yılında çıkmış soruların benzerlerini birlikte çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. 2022 yılının ilk sorusuyla başlıyoruz. Etkili sınıf yönetiminde bir okul öncesi eğitim öğretmeninin aşağıdakilerden hangisini yapması beklenmez diye soruyoruz. A. Sınıftaki eşyalara bilerek zarar veren çocukların davranışlarını görmezden gelme. Efendim sınıftaki eşyalara bilerek zarar verme, e, sınıftaki arkadaşlarına bilerek zarar verme. Bunlar yıkıcı davranışlardır. Yıkıcı davranışlar görmezden gelinmez. Bunlara müdahale edilmesi gerekir. Dolayısıyla hemen cevabımızı bulduk. Cevap A. Peki etkili sınıf yönetiminde neler yapması lazım öğretmen? Hemen onlara bir bakalım. Ortaya çıkması muhtemel problemde davranışları önlemeye yönelik stratejiler geliştirmesi çok iyi olur. Böylece olumsuz davranışlar ortaya çıkmaz. Çocukların ilgi ve ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenlerse çocukların katılım oranı arttığı gibi orada bulunmaktan mutluluk düzeyleri de artar dolayısıyla da etkili bir sınıf yönetimi olur. Çocuklarla birlikte sınıf dönemin başında sınıf kurallarını oluşturmak çocukların kuralları benimsemesini ve uymasını sağlar. Dolayısıyla da bu da etkili sınıf yönetimi için önemli uygulamalardan birisidir. Olumlu davranışların sıklığını artırmaya yönelik pekiştirici kullanmak da son derece iyi bir etkili sınıf yönetimi uygulamasıdır. Bunların yanında çocukların dikkatini sözel olmayan uyarıcılar kullanarak yeniden yönlendirme Etkinliği diğerlerden erken tamamlayan çocuklar için planlama yapma, özel gereksinli çocuklar için uyarlamalar yapma, çocukların düzeyine uygun etkinlikler yapma, içten etkin katılımlarını sağlama bunların hepsi etkili bir sınıf yönetiminde öğretmenin yapması gereken uygulamalardır. İlk sorumuzda cevap A seçeneğindeydi. Maria Montessori'nin geliştirdiği Montessori modelinde günlük yaşam becerileri, duyu, dil, matematik ve kozmik etkinlikler yapılır. Bu doğrultuda Tuğçe öğretmen sınıfındaki çocukların yer küre üzerinde yaşadıkları ülkeyi bulmaları, yaşadıkları bölgenin tarihini, kültürünü, müziklerini ve yemeklerini öğrenmelerine dayalı etkinlikler uygular. Sonrasında etkinliklerin kapsamı yakından uzağa ilkesine göre genişletir. Tuğçe öğretmenin uyguladığı bu öğrenme öğretim süreçlerinde Montessori modelinin aşağıdaki etkinlik türlerinden hangisiyle daha yakından ilişkilidir diyor. Efem e, tarihti, coğrafyaydı. işte e, sanattı, kültürdü bunlar Montessori'de kozmik etkinlikler arasında yer alıyor. Aynı zamanda kozmik materyallerde kullanılıyor bu etkinliklerde. Kozmik etkinliklerin en önemli yanlarından birisi yakından uzağa doğru gitmesi. İşte mesela ailelerden çocuklarıyla birlikte yaşadıkları bölgenin tarihini, yeteneklerini, yemeklerini, müziklerini, danslarını araştırmalarını istiyorsanız, daha sonraki günlerde de bunu yaşadığı dünyanın farkına varabilecekleri şekilde genişleterek uyguluyorsunuz. O zaman kozmik etkinlikler üzerinde çalışmış olursunuz. Cevabımız B seçeneğinde. Okuma çağına gelmemiş çocukların okul dışı ortamlarda demokratik şekilde eğitilmesi konusuna değinilerek okul öncesi eğitimden ilk kez söz edilen Milli Eğitim Şurası aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Efendim zaten 1, 2 ve 3. Milli Eğitim Şuralarında okul öncesi eğitimden hiç söz edilmemiş. 1949 yılında yapılan 4. Eğitim Şurası'nda Okuma çağına gelmemiş çocukların okul dışı ortamlarda demokratik şekilde eğitilmesi başlığının altında gündem maddesinin altında bir konuşmacı, ee, okuma çağına gelmemiş çocukların evdeki eğitiminden söz etmiş. Böylece de ilk kez Milli Eğitim Şurası'nda okul öncesi eğitimden söz edilmiş oluyor. E, e seçeneğinde de 5. Şura var. 5. Milli Eğitim Şurası da 1953 yılında toplanmış. Onun önemi nedir? 5. Milli Eğitim Şurası'nda da okul öncesi eğitim ilk kez gündem maddeleri içerisinde yer almış. Ama burada gündem maddesinden söz etmiyor. İlk kez hangi şurada söz edilmiştir diyor. O yüzden cevabımız D seçeneğinde 4. Milli Eğitim Şurası olacak 1949'da yapılan. Okulu bir bahçe, çocukları gelişmekte olan bitkiler ve öğretmenleri de bahçıvan olarak betimlediği metaforu ile bilinir. Eğitimde oyunun önemine değinirken oyunun çocuklar tarafından kendiliğinden başlatılan bir süreç olduğuna vurgu yapar. Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan anaokullarının üzerinde önemli etkileri olan düşünürlerden biridir. Eğitim anlayışı ile ilgili bazı bilgiler verilen düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi Can Cazım Rudolf Steiner ee, hem antroposofi felsefesinin hem de Waldorf eğitim yaklaşımının kurucusu. Steiner tabii doğal eğitime vurgu yaparken bütüncül eğitime de vurgu yapıyor elin kalbin kafanın eğitimi diye e, eğitim anlayışını bu şekilde ortaya koyuyor e, Maria Montessori'yi biliyorsunuz Montessori'nin en önemli özelliği özel tasarlanmış materyallerle ağırlıklı olarak bireysel etkinliklere dayalı kişinin kendi kendinin de öğretmeni olduğu bir yaklaşım ortaya atması John Dewey problem çözmeye dayalı Öğrenci merkezinde e, deneme yanılma temelli öğrenmeyi savunuyor. Pestoloji özellikle karma yaş gruplarının önemine vurgu yapıp e, doğallıktan yana olan birisi e, sınıfta da e, yapılan etkinliklerin gerçek hayatta bağlantılı olması gerektiğini savunuyor. Frobel ise efendim ilk anaokulunu açan kişi olarak da kaynaklarda bu şekilde geçiyor. E, öğretmeni bahçemana benzetiyor biliyorsunuz. Aynı zamanda Frobel... İşte serbest zaman aktivitesinin ya da serbest zaman etkinliğinin fikir babası olarak da biliniyor. Yine oyunlara ve parmak oyunlarına da çok büyük önem vermiş. Osmanlı İmparatorluğu döneminde açılan okullar üzerinde de etkisi olmuş. Onun görüşlerinin burada cevabımız E seçeneğinde Frobel olacak. Bütün verdiğim bu bilgilerle beraber Frobel deyince şunları da bilmek doğru olur. Mesela Frobel diyor ki oyun çocuğun kendiliğinden başlattığı bir süreçtir. İş ise yetişkinin yönlendirdiği bir uğraş olarak kabul edilir şeklinde açıklamaları var. Yani buradaki nüansa dikkat etmek lazım. Oyunu çocuğun kendiliğinden başlattığı bir süreç olarak kabul ediyor. İşi ise yetişkinin yönlendirdiği bir uğraş olarak kabul ediyor. Aynı zamanda bireysel çabaların ön planda olunması gerektiğinde eğitimde savunan özgürlük ortamlarının çocuğun ilgi ve isteklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan bir düşünür eğitimci Fromer. Ülkemizde özel gereksinim çocuklar bir Ana sınıfı iki Özel eğitim sınıfı 3. Özel eğitim okulu 4. Yatılı özel eğitim okulu gibi kurumlarda eğitim görmektedir. Bu kurumlar aşağıdakilerden hangisinde en çok kısıtlayıcı olandan en az kısıtlayıcı olana doğru sıralanmıştır diyor. E şimdi yatılı özel eğitimine bakarsanız okula bakarsanız çocuğun neredeyse tüm hayatı orada geçiyor o eğitimi aldığı sürece dolayısıyla da oldukça kısıtlanıyor. Yani en çok kısıtlayıcı olan yatılı özel eğitim okulu olacak. Sonrasında özel eğitim okulu orada da sadece ee, özel eğitim alan çocuklar var. Ee, sonra özel eğitim sınıfı var. Özel eğitim sınıfının olduğu yerde diğer sınıflarda tipik gelişim gösteren çocuklar da bulunuyor. Ana sınıfında ise özel gereksinimli çocuğumuz zaten tipik gelişim gösteren çocuklarla birlikte e, oluyor. Ve kaynaşması çok daha çabuk oluyor. Dolayısıyla en çok kısıtlayıcı olan 4. Sonra 3. Sonra 2. En az kısıtlayıcı olansa 1 numaradaki ana sınıfı. Dolayısıyla 4-3-2-1 cevabımız İlk 5 sorumuzu tamamladık. O sorular erken çocukluk eğitimine giriş sorularıydı. Şimdi sırada e, çocuk sağlığı ve ilk yardım soruları var. Verilenlerden hangileri veya hangisi plasantanın görevleri arasında yer alır diye soruyoruz. 1. Anne karnından fetüse besleyici maddeler ve oksijen aktarılması. 2. Fetüsten anne karnına atık maddeler ve karbondioksit aktarılması. 3. Gebeliğin devam etmesini sağlayan hormonların salgılanması. Şimdi plasenta tabi gaz alışverişi, beslenme, boşaltım, antikor transferi, koruma, hormon üretimi gibi görevlere sahip. İşte vitamin ve mineral mineralleri anneden fetüse taşıyor. Fetüsün kullandığı besinlerin atıklarını anne karnına taşıyor. Eee... İmmün globin G'leri anneden fetüse taşıyor. Böyle faydaları var. Bu soruda da verilen 3 üç öncülün 3'ü de plasentanın görevleri arasında yer alıyor. Cevabımız 1-2-3 Edirne. Verilenlerden hangisi veya hangileri Türkiye'de tüm bebeklere önerilen mineral desteği arasında yer alır? 1 bakır, 2 çinko, 3 demir. Şimdi bizim ülkemizde can cihazım, tüm bebeklere önerilen mineral desteği demir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde olacak. Yalnız 3 olacak doğru cevabımız. Şimdi bakır, çinko, krom, kalsiyum gibi mineral destekleri ise tüm bebeklere önerilmiyor. Gerekli olanlara öneriliyor. Ama bir kez daha yine tekrar Tekrarda fayda var. Demir tüm bebekler için önerilen mineral desteği oluyor. Bu yüzden cevabımız B. Yalnız 3. Aşağıdaki hastalıklardan hangisi aşılama yoluyla tüm dünyada ortadan kalktığı için Sağlık Bakanlığı aşı takvimi kapsamında yer almaz diye bir sorumuz var. Cevabımız A olacak. Çiçek hastalığı artık tüm dünyada ortadan kalktı. O yüzden aşı takviminden çıkarıldı. Boğmaca tabii ki aşı takviminde yer alıyor. DABT, İPA, hip denilen bir karma aşı var. Lifteri, asülüler boğmaca, tetanos, inaktif polio, influenza tip B aşısı gibi beşli bir karma aşı içeriyor bu aşı. İlk dozu ikinci ay sonunda, dördüncü ay sonunda ikinci doz, altıncı ayın Sonunda 3. E, doz verildikten sonra 18. ayın dozunda da rapel yani pekiştirme dozu var. Bu amacının içinde olduğu 5'lik ayın Çocuk felci aşısı e, dediğimiz aşı OPA diye de geçiyor. Oral polio aşısı. E, çocuk felci aşısının birinci dozu 6. ayın sonunda İkinci dozu da 18. ayın sonunda yapılıyor. Kaba kulak kızamık ve kızamıkçığın içinde bulunduğu üçlü bir kayma aşı var. KKK diye. Şimdi bu KKK dediğimiz aşıda e, birinci doz 12. ayın sonunda e, ikinci doz 48. ayın sonunda yapılıyor. Ama şimdi iki doz olması rağmen eğer salgın riski olan bölgelerde bu aşının 9. ayın sonunda da ilave dozu olması lazım. Yani çocuk salgın riski taşıyan bir bölgedeyse 9. ayın sonunda ilave doz, 12. ayın sonunda 1. doz, 48. ayın sonunda 2. doz olacak. Eğer salgın riski taşımıyorsa kızamık, kızamıkçık, kabakulak aşısı için 12. ayın sonunda 1. doz, 48. ayın sonunda da 2. dozu vurulması yeterli olacak. Ahmet isimli çocuk bahçede arkadaşlarıyla ebelemece oyun oynarken dengesini kaybedip ağaca çarpınca burnu kanamaya başlar. Ahmet'i öğretmeni bu durumda Ahmet'e 1. Burun çevresine soğuk uygulama. 2. Burun kemiğinin altından burun deliklerini sıkıştırma. 3. Başını geriye doğru eğip oturma pozisyonu verme uygulamalarından hangisi veya hangilerini yapmalıdır diyor. Şimdi burun kanamasında öncelikle bir sakin olmak lazım. E sonrasında hemen e, çocuğun başını öne eğmek lazım. E, ve mümkünse de oturmasını sağlaması lazım. Ama başın önde olması lazım. E, burun e, kemiğinin altından da e, burun kanatlarının böyle sıkıştırılması gerekiyor. Kanama durmazsa da sağlık kuruşuna götürmek lazım. E, soğuk uygulamada faydalı oluyor burun kanamasında. Burun çevresine soğuk uygulama doğru. Burun kemiğinin altından burun deliklerini sıkıştırmak doğru. Ama 3 numaralı öncül yanlış. Başını geriye doğru eğip oturma pozisyonu vermeyeceğiz. Başını öne doğru eğip yapacağız. E bu da yıllarca bize böyle hatalı uygulama yapılmış. Bunu anlıyoruz da Böyle burnu kanadında bizim çocukken başımızı burnumuzu böyle sıkıca tutup başı da geriye doğru itmemiz isteniyordu. Meğersem öne doğru itmemiz gerekiyormuş. Bir ve ikinci öncülde verilenler burun kanaması açısından ilk yardım yapılacaksa doğru uygulamalar. Üç numara yanlış. Cevabımız 1-2-D seçeneği. Doğu isimli çocuğun hem annesi hem de babası oldukça stresli ve yoğun çalışma saatleri olan işlerle çalışmaktadır anne ve baba iş yerlerindeki gerginliklerini eve öfkeli tepkiler şeklinde yansıttıkları için Doğu ile aralarındaki duygusal bağ zedelenmiştir. Doğu'nun yaşadığı bu süreç ekolojik sistemler kuramına göre gelişimi etkileyen aşağıdaki sistemlerden hangisine vurgu yapmaktadır? Diyor. Şimdi Doğu'yu doğrudan içine alan, onun içinde yaşadığı aile gibi, okul gibi, sınıf gibi yerler mikro çevre oluyor. En az iki mikro çevrenin arasındaki ilişkilerden oluşan sisteme de mezo sistem deniyor. Çocuğu doğrudan içine almasa da dolaylı yoldan onu etkileyen, ilişkilerini etkileyen çevreye egzo deniyor. Nedir egzo çevrenin örneği? İşte annenin iş yeri, babanın iş yeri ve oradan doğan e, olumlu ya da olumsuz yansımalar. E burada da görüyoruz ki anne babanın iş yerindeki gerginlikleri eve öfkeli davranış şeklinde yansıyormuş. Dolayısıyla da e, doğunun yaşadığı bu süreç egzo sistemle ilgili. İşte makro nedir? Çocukla birlikte içinde yaşadığı tüm toplumu etkileyen normlar e, makro çevre olarak karşımıza geliyor. Krono ne peki? İşte tarihsel zaman bağlamında mikro, mezo, egzo ve makro çevrede yaşanan değişimler, gelişmeler o da korona sistem olarak isimlendiriliyor. Bronfen Brunner'in ekolojik sistemler kuramında. 4 yaşındaki Atlas'a babası oyuncaklarını odana götür, ellerini yıka ve ablana seslen sofra hazır, kahvaltı yapacağız demiştir. Çocuk oyuncaklarını odasına götürdükten sonra diğer önergeleri yerine getirmeyip yemek masasına oturarak beklemeye başlamıştır. 2. 4 yaşında olan Nevin merak ettiği için annesinin topuklu ayakkabısını giyer ve bir iki adım attıktan sonra ayakkabının topuğu kırılır. Bu durumu söylemek için mutfağa giren Nevin o esnada soğan doğradığı için gözleri yaşarmış olan annesini görür ve ''Anne ağlama olur mu? Biz babamla sana yeni ayakkabı alırız.'' demiştir. Atlas ve Nevin isimli çocukların davranışlarına neden olan bilişsel gelişim özellikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diye soruyoruz bu soruda. Verilenlerden hangileri Berk ve Chomsky gibi öncüleri olan doğuştancı yaklaşımın görüşlerini yansıtmaktadır? 1. Çocuklar dili kendilerine öğretirler çünkü dil öğrenimi aktif bir süreçtir. 2. Dil iyi tasarlanmış biyolojik bir içgüdünün ürünüdür. 3. Dil öğrenme süreci uyaran pekiştireç dengesi kurulması gerektirir demiş. Şimdi efendim e, psikolengistik kuramda dediğimiz bu doğuştancı yaklaşımda tabii Chomsky <laughs> çok önemli bir Temsilcilerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. E, bu kurama göre insanda doğuştan gelen bir dil öğrenme kapasitesi olduğu savunuyor. O yüzden doğuştancı kuram deniyor. Dil insanlar için biyolojik bir altyapı. Doğuştan donanım, türsel hazır bulunuşluk olarak ifade ediliyor Chomsky tarafından. E, ayrıca çevrede konuşulan dili alıp zihne yerleştirme alıcı dili. Daha sonra zihne yerleştirilen dili kullanma ifade edici dili açıklıyor bu kuramda. E, bu tüm insanlarda doğuştan gelen bir altyapı olarak belirleniyor. Tabii tüm bunların... E, Bunlarla birlikte dille ilgili bu gelişmenin hangi dilde yapacağımızda çevreden öğrendiğimizi söylüyor bu kuram. Ee, ama 3 numarada verilen dil öğrenme sürecinde uyaran pekiştireç dengesi kurulması gerekir dediği de davranışçı öğrenme kuramın e, savunuları arasında yer alıyor. Davranışçı öğrenme kuramına istendik sonuca götüren sesler tekrarlanarak dil kazanılıyor görüşü hakim. Çünkü davranışçılık dilin uyaran tepki ve pekiştireç dengesine bağlı olarak öğrenildiğini savunuyor. Dolayısıyla bir numara ve 2 numarada verilen Öncüller doğuştanca yaklaşımla ilgili. 3 numarada verilen görüş ise davranışçı ekolle ilgili. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 2 Ceyhan. Verilenlerden hangileri dil gelişiminde sosyo kültürel yaklaşımı benimseyen kuramcılar arasında yer alır demiş. E, Skinner davranışçı yaklaşımı benimsiyor biliyorsunuz. Brunner sosyo kültürel yaklaşımı benimsemiş. Piaget e, bilişsel yaklaşımı benimsemiş. Chomsky de az önce anlattığımız doğuştancı yaklaşımı yani psikolojik kuramı benimsemiş. Dolayısıyla burada sosyo kültürel yaklaşımı benimsemeyenler bir numarada Skinner, 3 numarada Piaget, 4 numarada Chomsky, 1, üç, dört cevap e. Bir ana sınıfında işitme yetersizliği tanısı almış özel gereksinimli çocuk bulunmaktadır. Etkinlik uyarlamalarıyla bu çocuğun dil gelişimini desteklemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun olmaz? A. Çocuğun kulağına inerek yüksek ve gür bir ses tonuyla konuşma. B. Çocuğa etkinlikle ilgili yönergeleri verirken jest ve mimiklerini etkili kullanma. C. Büyük grup etkinliklerinde çocuğu yanına alma. D. Sınıftaki diğer çocukları bu arkadaşlarıyla yakın mesafeden konuşmaya teşvik etme. E. Zaman zaman yönergeleri görsellerle açıklama demiş. Efendim e, şimdi bakalım zaman zaman yönergeleri görsellerle açıklarsa bu çocuğumuz işitme yetersizliği olduğu için görsellerden çok daha iyi anlayabilir yönergeleri. İyi olur bu. Sınıftaki diğer çocukları bu arkadaşlarıyla yakın mesafeden konuşmaya teşvik edersek aralarındaki iletişim güçlenir. E, büyük grup etkinliklerinde ya da kalabalık grup etkinliklerinde öğretmen çocuğu yanına alırsa daha iyi olur. E, çocuğa etkinlikle ilgili yönergeleri verdiği esnada jest ve mimiklerini etkili kullanırsa, beden dilini etkili kullanırsa son derece iyi olur. İşte işte çocukla etkileşime geçerken onu böyle yakınında olursa iyi olur. Ama A seçeneğindeki gibi çocuğun kulağına eğilerek yüksek ve gür bir ses tonuyla konuşursa bu uygun bir davranış olmaz, şıkta olmaz. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğinde gördüğümüz gibi. Eylül öğretmen nezaket kurallarına uyar göstergesini temel alarak planladığı drama etkinliğinde dramatizasyon tekniğini kullanır. Etkinliğin ilk aşamasında öğretmen çocuklara cuma akşamı yemek yemek için restorana giden bir ailenin öyküsünü okur. Bu öyküde çocuğun ebeveynleri ve müşterilerin çoğunluğu garsonlara lütfen, rica etsen, teşekkür ederim ve benzeri ifadeler kullanarak iletişime geçer. Öykünün kahramanı çocuk bunları gözlemler. Pazartesi günü okula gittiğinde kahvaltı ve öğle yemeği saatlerinde yardımcı görevlilerle konuşurken lütfen, rica etsem, Teşekkür ederim ve benzeri ifadeler kullanarak konuşur. Öykü okunduktan sonra rol dağılımı yapılır ve çocuklar ikinci aşamada bu öyküyü aynen canlandırılır. Canlandırır. Bu etkinlik sayesinde çocukların değişik sosyal ortamlarda nezaket kurallarına uyarak konuşma becerisini gerçek yaşamda kullanmalarını amaçlayan Eylül öğretmenin çocuklarda geliştirmek istediği dil sistemi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyoruz Can cihazım. Şimdi burada tabii ki e, gördüğünüz gibi e, dili gerçek hayatta kullanma, işlevsel hale getirme gibi bir pragmatik dilin kullanımına yönelik bir çalışma söz konusu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğinde olacak ama bu soru bize başka şeyler de anlatıyor aslında. Mesela dramatizasyon tekniğinin uygulanışını anlatıyor. Dramatizasyon tekniğinde önce bir öykü okuyoruz, masal okuyabiliriz, bir metin okuyoruz. Sonra da çocuklar bu metnin tamamını ya da bir kısmını aynen canlandırıyorlar rol anlarından ardından. Aynı zamanda burada ertelenmiş taklit de görüyoruz çocuklar. İşte Cuma akşamı öğrendiği, gözlemlediği bir şeyi Pazartesi günü taklit ederek davrandığını görüyoruz çocuğun. Cevabımız B, pragmatik. Bu arada cancağızım A seçeneğinde fonoloji sesle ilgili, işitmeyle ilgili, C seçeneğindeki e, sentaks söz düzümüyle, cümle kurmayla ilgili, D seçeneğindeki semantik anlam yani birleştirilen seslerin dış dünyada ya da o dili konuşanların zihnindeki karşılığını ortaya karan terimle ilgili, E seçeneğindeki Morgan ise tek sözlükle çok şey anlatma manasına geliyor. Aşağıdakilerden hangisi öz bilinçli duygular arasında yer almaz diye bir sorumuz var. A. Utanma. B. Kıskanma. C. Gurur. D. Korku. E. Suçluluk diye seçeneklerimiz var. Cevabımız D seçeneğinde korku olacak. Şimdi insanın kişilik ve karakter yansıması olan ve davranış repertuarımızı oluşturan 6 tane temel duygu olduğunu ve bunların haricinde öz bilinç duyguları olduğunu varsayıyor kaynaklar. Temel duygular nedir? Öfke, korku, neşe, şaşkınlık, iğrenme, üzüntü. Dolayısıyla D seçeneğindeki korku öz bilinçli duygu değil temel duygular arasında yer alır. Peki öz bilinç duygular nedir? Efendim utanma, kıskanma, sıkılma, gurur, suçluluk bunlar da öz bilinç duygular arasında yer alıyor. Cevabımız D seçeneğinde gördüğünüz gibi. 1. 3 aylık hatta sıklıkla uykusunda gülümser. 2. 3 aylık masal oynadığı için yanağına dokunduğunda istemsiz şekilde gülümseme tepkisi vermiştir. 3. 4 aylık bulut babasının yüzünü ona yaklaştırıp uzaklaştırmasına gülümseyerek tepki vermiştir. Verilenlerden hangisi veya hangileri sosyal gülümsemeye örnek teşkil etmez diye soruyoruz. Şimdi burada 1 numarada 3 aylık atla sıklıkla uykusunda gülümsüyor. Bu sosyal bir gülümseme olmaz. E, efendim 3 aylık masal oynadığı için yanağına dokunduğunda istemsiz bir şekilde gülümsüyor. Bu bir refleks gibi. Bu da sosyal gülümseme olmaz. 1 ve 2 sosyal gülümseme örnek teşkil etmiyor. 4 aylık bulut ise babasının yüzünü ona yaklaştırıp uzaklaştırmasına gülerek tepki verdiği için bu bir sosyal gülümsemedir. Oyun içinde yapılan bir sosyal gülümseme olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız 1 ve 2 olacak. O da D seçeneğinde. Kohlberg'in ahlak gelişimini erkek norma üzerine kurduğunu söyleyerek onun ahlaki düşüncenin belirgin özellikleri olarak adalet ve doğruluk kavramlarına yer vermesini eleştirmiştir. Kendi çalışmalarında adalet, şefkat gibi kavramlara yer vermiştir hem kız hem de erkek çocukların başkalarına haksızlık yapmamanın adalet muhtaç birine yardım etmenin de şefkat olduğuna dair iki ahlak normunu öğrendiğini savunur demiş. Bu görüşleri savunan kuramcı D seçeneğinde Gilev'ın olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Kohlberg'in ahlak gelişimi kuramını ve onun ahlaki düşünce yapısını eleştirmiş. E, ahlaklılığın üstünde daha çok olgun bir işleyiş evresinin olduğunu ileri sürmüş. E, dolayısıyla da ahlak sevgisi diye bir kavram atmış ortaya. Aynı zamanda kişinin zeki olması onun ahlaki davranış sergilemesi için yeterli değildir anlayışında savunmaktadır. Burada gördüğünüz gibi başkalarına haksızlık yapmamanın adalet, muhtaç birine sırt çevirmemenin de şefkat olduğuna dair de iki ahlak normunu hem kızların hem de erkek çocukların öğrendiğini savunuyor cevabımız D. Alp pilot olmak isteyen azaya kızlar pilot olmaz. Sen bu oyunda hostes ol diyerek tepki vermiştir. Alpin, Azra'nın pilot olmasına karşı çıkması aşağıdaki cinsiyet ve cinsiyet rolleriyle ilgili kavramlardan hangisiyle açıklanır diye soruyoruz. Cevabımız adana cinsiyet rolü stratoipleri olacak. E, nedir bu Cancazım? E, mesleklerin de toplumsal yaşamdaki mesleklerin de dişil ve eril olarak ayrılması cinsiyet rol stereotipi olarak ifade ediliyor. E, örnek verecek olursak işte inşaat işçisi e, gibi meslekler, pilotluk gibi meslekler ...erilmiş gibi kabul edilip... ...işte hosteslik... ...hemşirelik gibi mesleklerde dişil... ...yani kadınlara uygun meslekler gibi görünüyor... ...cevap A. Sağlıklı bir cinsel eğitimin... ...gerçekleştirilebilmesi için verilen önerilerden... ...hangilerinin yapılması uygun olmaz? 1. Çocukların cinsel konularla ilgili sorun, soruları... ...normal kabul edilmelidir. 2. Çocukların cinsel konularla ilgili soruları ayrıntılı şekilde yanıtlanmalıdır. 3. Cinsel eğitim için çocuklar ilkokula başlayana dek beklenmelidir. 4. Çocuğun sorularına doğal bir ses tonu ve yüz ifadesiyle cevap verilmelidir. Şimdi Cancağızım çocuklar bir öğretmen olarak sizlere ya da anne baba olarak ebeveynlerine cinsellikle ilgili soru sorduklarında, cinsel konularla ilgili soru sorduklarında bir defa onları etkili şekilde dinlemek lazım. Bunları geçiştirmemek, yasaklamamak lazım saçma sapan cevaplar da vermemek lazım geçiştirmek adına. Çocukların cinsel konularda ve bedenleriyle ilgili sorularını normal kabul edeceğiz yani. E, yetişkinler mizah duygularını da işin içine katarak bu duyguları açık yürekliliklerle çocuğa ifade etmeliler ama ayrıntılı şekilde açıklamamalar soruların cevaplarını düzeye uygun açıklamaları lazım e, çocuğun sorularına cevap verirken doğal bir yüz ifadesi takınmak ya da doğal takınmak demeyelim de doğal bir yüz ifadesi ve ses tonu kullanarak cevap vermek lazım e, aynı zamanda yetişkin kendi değerlerini ve endişelerini de çocukla paylaşmaktan kaçınmayacak bunları paylaşmaya açık olacak eee beklemek nedir ilkokula gelinceye kadar? Hayır beklemeyeceğiz. Ne zaman soruyorsa o zaman bu söylediğim ilkelere dikkat ederek cevap vereceğiz. 1 numaralı ve 4 numaralı öncül doğru. 2 ve 3 numaralı öncüller hatalı. Biz de uygun olmayanları aradığımız için cevabımız B seçeneğinde 2 ve 3 olarak karşımıza çıktı. Az önce çözdüğümüz insan eğitimle ilgili soruyla erken çocukluk döneminde gelişim sorularını tamamladık. Şimdi e, çocuk ruh sağlığı sorularıyla devam edeceğiz. Videomuzun birinci bölümünün son soruları da çocuk ruh sağlığı ile ilgili sorular olacak. Şimdi burada çocuk ruh sağlığı sorusunu da tabii yine gelişimle biraz e, birleştirerek sormuş ÖSYM. Okul öncesi öğretmenliğe aday olan Neslihan çocuk ruh sağlığı dersinde Maslow ve Rogers'ın öncülüğünü yaptığı humanist kurumu açıklamak için bir slide sunumu hazırlamaktadır. Bu sunum aşağıdaki başlıklardan hangisini kullanması uygun olur? A. Korona sistem ve çocuk ruh sağlığı derse o zaman e, ekolojik sistemler kuramı ile ilgili bir sunum olur. E, süper Ego ve Çocuk Sağlığı derse Freud'la ile ilgili bir sunum yapmış olur. 5 faktörlü kişilik gelişimi ve çocuk ruh sağlığı derse yine beş faktörlü kişilik kuramına göre yönelik sunum yapmış olur. E seçeneğinde savunma mekanizmaları ve çocuk ruh sağlığı derse yine Freud'la ile ilgili bir sunum yapmış olur. Ama D seçeneğinde ihtiyaçlar yerersinin çocuk ruh sağlığı ilişkisi ile ilgili bir sunum yaparsa o zaman insancıl humanist kurama yönelik bir slide sunumu hazırlamış olur. Bu yüzden cevabımız D seçeneğinde gördüğünüz gibi. Ana sınıfına devam eden Murat, öğretmenleri ve arkadaşları ile hem sözel hem de beden dili iletişim kurmakta güçlükler yaşar. Sabah kahvaltılarında hep aynı yiyeceği yemek ister. Dil gelişiminde sıkıntıları olan Murat, sınıftaki rüzgar yönüne aşırı ilgi gösterir. Ayrıca farklılık bakımından son derece kısıtlı olan ilgi alanı vardır ve bu ilgi alanına yoğunlaşma düzeyi normalin çok üzerindedir. DSM-5 tanı ölçütlerine göre Murat'ın yaşadığı sıkıntılar aşağıdaki bozukluklardan hangisiyle ilişkilidir diyor. Cevabımız C seçeneğinde otizm açılımı kapsamında bozukluk olacak. Çünkü bu bozukluğu yaşayan çocuklar hem sözlü hem sözsüz iletişimde sıkıntılar yaşıyorlar. İşte beden diliyle yapılan hareketleri, anlamada güçlükleri var, göz teması kurmakta güçlükleri var, kendilerini sözel olarak ifade etmekte zorluklar yaşıyorlar. E, takıntılı hem be, e, motor hem de sosyal davranışları var. Mesela bir nesneye çok aşırı ilgi gösterebiliyor, ondan vazgeçemiyor ya da sürekli aynı şeyleri yapmak yemek istiyor gibi düşünüyorlar. E, İlgi alanları son derece kısıtlı. Ee, dar bir ilgi alan portföyü var ama herhangi bir ilgi alanına yoğunlaşma düzeyde inanılmaz farklı. Yine böyle duyusal, duyularla verdiği tepkiler de inanılmaz. Ee, bazen çok aşırıya kaçan tepkiler verebilirken bazen de tepki vermesi gereken yerlerde hiç tepki vermeyebiliyor. Mesela bir elektrik süpürgesi sesi onun çok fazla tepki vermesine neden olabilirken e, bir çalışma yaparken elini kesiyor, epey de derinden kesiyor ama hiç kesmemiş gibi onu hissetmeden çalışmasına devam edebiliyor. Cevabımız C seçeneğinde. Özel gereksinli bir kardeşi sahip olmak çocuklar üzerinde olumsuz psikolojik etkilere yol açabilir. Bu tür olumsuz etkileri azaltma konusunda anne babalara önemli sorumluluklar düşer. Buna göre ebeveynlerin özel gereksinli kardeşi olan çocuklarına yaklaşım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. Çocuğun özel gereksinli kardeşi ile ilgili olumsuz duygu ve tutumları varsa bunları kardeşi ile doğrudan paylaşmasına izin verilmelidir. B. Özel gereksinim çocuğun ihtiyaçlarını karşılaması görevi ağırlıklı olarak kardeşe verilmelidir. C. Ebeveynler özel gereksinimli kardeşi olan çocuğun kendini iyi hissetmesi için onu daha çok sevdiklerini söylemeli ve onun isteklerini koşulsuz yerine getirmelidir. D. Özel gereksinimli kardeşin özelliklerini ve durumunu daha iyi anlayabilmesi için çocuğa kardeşinin özel gereksinimi açıklayan materyaller sunulmalı, ona özel amaç için yazılmış öyküler okunmalıdır. E. Özel gereksinimli çocuğun durumu hakkında kardeşiyle hiç konuşulmamalıdır. Doğru olanı bulmaya çalışacağız. A seçeneği yanlış. Çok kırıcı olur bu bunu yapması. B seçeneğini e, özel gereksinim olan çocuğun ihtiyaçlarının karşılanması görevini ağırlıklı olarak kardeşine verirsek o çocuğu çok yıpratmış oluruz. İşler daha da kötüye gider. E, bu çocuğa onu daha çok sevdiğimizi söylemek, onun isteklerini koşulsuz yerine getirmek e, aşırı izin verici aile tutumuna yol açar. Çocuğu hem kandırmış oluruz hem de çocuk böyle doyumsuz biri haline gelebilir. Özel gereksinim çocuğun durumu hakkında kardeşiyle hiç konuşmamak da ee, doğru olmaz. Bunları konuşmak gerekir. Çocuğu aydınlatmak, çocuğun duygularını öğrenmek gerekir. Burada en güzeli D seçeneğinde doğrusu özel gereksinim kardeşinin özelliklerini ve durumunu daha iyi anlayabilmesi için e, çocuğa kardeşinin özel gereksinli açıklayıcı materyal sunacağız. İşte bu tür geriş, e, özel gereksinimli olan e, çocuğa sahip ailenin yaşadıkları ile ilgili yazılmış özel amaç ile yazılmış öyküleri o çocuğa okuyacağız. Cevabımız D seçeneğinde. 5 yaşındaki çocuklar ölümün fizyolojik bir olay olduğunu fark etseler de ölümü anlamlandırmada zorluklar yaşar. Bu yüzden özellikle birinci dereceden yakınların kayıplarında psikolojik destek alınması çocukların bu süreci daha sağlıklı şekilde atlatmalarına yardımcı olur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi 5 yaşındayken anne veya babasını kaybetmiş olan çocuğa yapılması gerekenler arasında yer almaz diye soruyoruz bu soruda. Şimdi çocuğun e, ölüm haberini kabullenmesi için haberin çok geç olmadan çocuğa iletilmesi son derece önemlidir. Bu haberi ilettikten sonra e, çocuğun üzüntüsünün paylaşılarak duygularını anlatmasına olanak tanımamız gerekir. Yine e, çocuğun süreci atlatması için gündelik rutinlerini devam ettirmesi son derece iyi ve rahatlatıcı olur. Ayrıca çocuğun tedirginliğini bir nebze de olsun azaltabilmek için alışık olduğu bir çevrede e, bildiği bir çevrede bildiği kişilerle yan yana ve birlikte olmasını sağlanması son derece önemli. Çünkü e, bu durumu kabullenmek e, ve buna alışmak oldukça zor. Şimdi o zaman böyle bu açıklamalardan sonra baktığımızda A. Yaş ve gelişim özellikleri dikkate alınarak fazla vakit geçirmeden ölüm haberinin çocuğa iletilmesi doğru. C. Günlük rutinlerin sürdürülmesi yoluyla çocuğun süreci nispeten daha kolay atlatmasını sağlamak doğru. D. Kaygı ve tedirginliğini azaltmak için alışık olduğu ve bildiği bir çevrede tanıdığı kişilerle bulundurulması gayet isabetli bir uygulama. Çocuğun duygularını anlatmasına ve yaşamasına olanak tanımak ve onun üzüntüsünü paylaşmak da ona bir nevz olsun rahatlatacaktır. Bunların hepsi doğru uygulamalar. Yalnız B seçeneğindeki üzüntüsünü azaltmak amacıyla çocuğa ve bebeğinin uzun bir seyahate çıktığını söylemek onu aldatmak, kandırmak manasına geliyor. Ve e, bu acı olayı da e, hasır ardı etmiş gibi bir durum oluyor. E, bir an önce gerçeklere, onun düzeyine uygun şekilde onunla konuşmak, paylaşmak, onunla üzüntüsünü Dinlemek azaltmak lazım. Necip isimli çocuk son bir yıldır okula, okulda öğretmenleri ve evde ebeveynleriyle sık sık tartışmaya giren ve onların isteklerini yerine getirmeyi reddeden bir çocuktu Necip hem sık sık arkadaşlarını kızdırmaya yönelik davranışlar hem de alıngan tavırlar sergilemektedir. Bununla birlikte Necip, eşyaların kırılıp dökülmesi, insan veya hayvanların yaralanması ile sonuçlanan davranış örüntüleri göstermez. DSM-5 tanı ölçütlerine göre Necip'in bu davranışları aşağıdaki bozukluklardan hangisine işaret etmektedir diye soruluyor bu soruda. Cevabımız da A seçeneğinde karşı gelme bozukluğu, karşı olma bozukluğu olacak. Bu çocuklar otoriteye itaatsizlik göstererek kurallara uymama eğilimi gösteriyorlar. Ee, onları ve arkadaşlarını kızdıracak davranışlar sergiledikleri gibi son derece de alıngan oluyorlar. Ama bu çocukların işte eşyaları kırıp dökme, hayvanlara da insanlara zarar verme gibi davranış öntüleri yok. Mesela aralıklı patlayıcı bozuklukta çocuklarda iki şey görülebiliyor. Saldırgan davranışlar görüyoruz. Eşyalara, insanlara, hayvanlara falan böyle saldırgan davranışlar gösterebiliyorlar aralıklı patlayıcı bozuklukta. Bazen bu davranışlar eşyaların kırılıp dökülmesine yol açmıyor. Bazen eşyalar kırılıp dökülüyor. Bazen İnsan ya da hayvanlar zarar görmüyor, bazen zarar görüyor. Ama buradaki aralıklı patlayıcı bozukluktaki en belirgin özellik bunları tamamen dürtüsel olarak yapması çocuğun. Öyle planlayarak, bir amaç doğrultusunda yapmıyor. Tamamen dürtülerini kontrol edemediği için böyle saldırganca davranışlar gösteriyor. D seçeneğindeki davranım bozukluğunda ise çocuk, işte kurallara uymuyor, eşyalara zarar veriyor ve bilerek zarar veriyor. Arkadaşlarına e, bilerek zarar verebiliyor, onların canını yakılıyor yakabiliyor. Kabadayılık gösteriyor, zorbalık gösteriyor, işte başkasının malına mülküne bilerek isteyerek zarar verebiliyor okuldan kaçabiliyor, geceyi dışarıda ebeveynlerinden habersiz geçirebiliyor gibi özellikler var. Ve bunlar dürtüsel değil davranış bozukluğunda. Bunları daha çok bilerek, isteyerek yapıyor çocuklar. Bu soruda cevabımız A. Karşı gelme, karşı olma bozukluğu. Rıza isimli çocuk bir yıl aşkın süredir hem çoğul devinsel hem de sesle ilgili olan istenç dışı devinim bozuklukları yaşamaktadır. Rıza'nın yaşadığı sıkıntı DSM-5 tanı ölçütlerine göre aşağıdaki bozukluklardan hangisine işaret eder? Burada basmak alıp devinin bozukluğunu ee, ve e, toplumsal iletişim bozukluğunu hemen eliyoruz. Cevabımız B, C ya da D seçeneğindeki istenç dışı tik bozukluklarıyla ilgili olacak. Şimdi tik ya da istemsiz devinim bozuklukları şöyle tanımlayabiliriz bunu. Tik birdenbire ortaya çıkan, yineleyici, hızlı, düzensiz devinimler veya ses çıkarmaları kapsıyor. Devinimle ilgili olarak motor tik, sesle ilgili olarak da vokal tik kapsamı olarak iki tane e, tür var. E, bununla beraber bir de geçici tik, süre giden eee ya da sürekli tik bir de dediğimiz bozukluklar var. Efendim geçici tik bozukluğuna baktığımızda en önemli özelliği bir yıldan daha kısa sürüyor. Bir yıldan daha kısa sürüyor. Tekil veya çoğul devinsel ve veya sesle ilgili istenç dışı devinimleri kapsıyor. Yani ne demek bu? Geçici tikte bir yıldan az süren hem birkaç tane motor devinsel tik hem de sesle ilgili bir tik olabiliyor. Ya da sadece vokal veya sadece motortik olabiliyor. Ama en önemli özelliği geçici tikin en belirleyici yanı bir yıldan kısa sürmesi. Şimdi bu bir yılı aşkın süredir devam ettiği için rızadaki tikler B seçeneğini deledik. O zaman cevabımız ya C ya da D olacak. Şimdi sürekli tikte ve torat bozuklukta ikisinde de bir yıldan daha uzun sürüyor tik. Yalnız sürekli tikte kişide tekil veya çoğul motor tik oluyor. Bir tane motor tikte olabilir, iki üç tane motor tikte olabilir. Ya da sesle ilgili tikler oluyor. Yani vokal. Sürekli tikte bir kişide hem motor hem vokal tik aynı anda olmuyor. Tik ya da tikler ya hepsi motor ya da varsa hepsi vokal. E şimdi burada Rıza'ya baktığımız zaman hem çoğul devinsel tik hem de sesle ilgili tikler yaşıyormuş. Dolayısıyla cevabımız C. Toroid bozukluk oldu. Çünkü toroid bozuklukta da tikler en az bir, bir yıldan daha uzun sürüyor ve hastalık sürecinde bireyde hem çoğul motor hem de bir veya daha fazla sesle ilgili Tik görüyoruz, ama bunların eş zamanlı olmasına da gerek yok. Yani o vokal tikle motor tikin aynı anda aynı saniyede ortaya çıkmasına da gerek yok. Farklı durumlarda da ortaya çıkabiliyor bunlar. O zaman bir daha bakarsak geçici tik bozukluğunu nereden ayıracağız? Ee, bir yıldan az sürmesiyle ayıracağız. Eğer bir yıldan fazla sürüyorsa e, bu sürekli tik mi, torğaet -right bozukluğu mu? Bunu nasıl ayıracağız? Sürekli tikte bireyde bulunan tik ya da tikler ya hepsi motor devinimle ilgili, ya da hepsi vokal sesle ilgili. Torak bozuklukta ise yine bir yıldan fazla sürüyor ama kişide hem motor, devinsel hem de vokal sesle ilgili tikler bir arada görülüyor. Dolayısıyla zaten en riskli olanı da torak bozukluk. Cevabımız C seçeneğinde gördüğünüz gibi. Can böylece okul öncesi suavete 2022 çıkmış soruların benzerlerinin birinci bölüm videosunu tamamlamış olduk. Bu videoda erken çocukluk eğitimine giriş, Çocuk sağlığı ilk yardım. Erken çocukluk döneminde gelişim ve çocuk ruh sağlığı sorularını çözdük. 75 sorudan oluştuğu için bu video serimiz 2. bölüm ve 3. bölüm şeklinde devam edecek. 2. bölüm 2022 çıkmış sorular videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah gönlünüze göre versin. Ömrünüzü bereketli, başarılarınızı daim etsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.